Pazarlar Ekonomi Arası'yla karşınızdayız. Gelecek haftanın ekonomi ve piyasa gündemini, yatırımcıların yakından takip etmesi gerekenleri aktaracağız. Yeni haftada açıklanacak en önemli verilerden bir tanesi haftanın ilk günü saat 10'da gelecek. Kasım ayı enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Ekim'de tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre %61,3 artmıştı. Aylık artış ise yavaşlama göstererek %3,43 oranında gerçekleşmişti. Her ne kadar Ekim ayında enflasyonda hafif bir düşüş gözlemlenmiş olsa da uzmanlar Kasım enflasyonunun yeniden hızlanabileceğine dikkat çekiyor. Daha uzun vadeli beklentiler ise enflasyonun 2024'ün Mayıs ayında tepe noktasına ulaşabileceği ve sonrasında düşüşe geçeceği yönünde şekilleniyor. Piyasa fiyatlamalarına dair beklentileri de paylaşalım. Enflasyonun çok daha fazla yüksek olduğu ve Merkez Bankası'nın faizlerin düşük olduğu dönemde borsa en iyi yatırım alternatifi olarak öne çıkıyordu. Ancak faizlerdeki yükseliş piyasa faizlerini de yükseltmeye başlayınca farklı yatırım alternatifleri oluştu. Bunlardan bir tanesi de %46 seviyelerinde bulunan mevduat faizleri. Bu seviyelerde risksiz getiri sağlamak isteyen vatandaşların borsadan çıktıkları gözlemleniyor. Bu da pay piyasasına yabancı yatırımcının giriş yapmasının önemini artırıyor. Yabancıların sıcak para girişi henüz tam olarak istenilen düzeyde yer almasa da yine de bazı girişler gözlemleniyor. Örneğin 24 Kasım haftası verilerine göre yurt dışı yerleşikler 214.8 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Bu da 1 Eylül haftasından bu yana en yüksek alıma işaret etti. Yeni haftada bu girişlerin artarak devam edip etmeyeceği izlenecek. Altın fiyatları da yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yurt içinde yeni rekorlar tazeleyen gram altında yönün belirleyicisi dolar kuru ve küresel spot altın fiyatı olmayı sürdürüyor. Spot altının 2000 doların üzerinde tutunup tutunmayacağı burada altın fiyatları açısından önemli olacak. Spot altın küresel çapta dolar endeksinin değer kaybetmesiyle birlikte yükselişe geçmişti. Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'ne takip edilecek tarım dışı istihdam verisi de altın fiyatları üzerinde etkili olabilir. Beklentilerin üzerinde açıklanan bir veri altın fiyatlarının geri çekilme ihtimalini beraberinde getirebilir. Bir yandan da gözlerimiz petrol fiyatlarında olacak. Geçtiğimiz hafta petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve Rusya gibi üye olmayan ancak örgütle beraber karar alan OPEC artı ülkelerinin toplantısı vardı. Bu toplantıdan petrol üretiminde kesintilerin devam etmesine dair bir karar çıktı. Ekonomileri petrole dayalı olan ülkeler petrol fiyatlarının çok düşmesini istemiyor. Yeni haftaya dair önemli veri ve takip edilecek gelişmeleri paylaştık. Haftaya cumartesi günü aynı saatte yeniden görüşmek üzere. Şimdiden iyi haftalar ve bol kazançlar.